Evet, herkese tekrar merhaba. Bu videoda sıfırdan teknik analiz eğitim videolarımızın ikinci videosunu çekeceğiz, serisini çekeceğiz. Şimdi geçtiğimiz hafta mum grafiklerinden, mum formasyonlarından bahsetmiştik. Bu videoda da, bu dersimizde de destek ve dirençlere değineceğiz. Destek nedir? Destek ve dirençler nasıl belirlenir? Neye göre destek ve dirençler oluşur? Ona bakacağız. Tabii daha detaylı teknik analiz bizim kursumuz var. Ayrıyetten kurs eğitimi veriyoruz. Sıfırdan aynı şekilde. İlgilenen arkadaşlar varsa, tabii bu videolarda çok detaylı, yani her şeye değinmeyeceğiz. Çünkü biz sıfırdan teknik analiz eğitimimizde çok farklı konulara da değiniyoruz. Sadece teknik analiz değil, farklı konularda da bazı videolar çekip paylaştık sizinle. Tabii kursumuzda. Bunda ise, bu video serimizde ise sadece teknik analizde genel olarak konulara değinip üstünden geçeceğiz. Hani maksat, teknik analizi hiç bilmeyen arkadaşlar da en azından bir şeyleri bilsin ve kazanmasalar da, ki kazanırlar, en azından kaybetmemeyi öğrensinler. Dileğimiz bu yönde sadece. Kursumuzla ilgilenen arkadaşlar 300 TL, videoların açıklama bölümünde detaylı bilgiye ulaşabilirler. Şimdi hemen devam edelim. Destek ve dirençler nedir, nasıl oluşur? Birlikte şöyle bakalım. Şimdi Bitcoin grafiğine bakmak istiyorum. Şöyle yakınlaştırayım herkes görsün diye. Şöyle. Şimdi destek nedir? Direnç nedir? Destekten başlarsak, destek bir fiyat hareketinin potansiyel alım noktası, yani dönüşlerde, mesela yukarılardan aşağı düşüşlerde potansiyel alım noktasıdır. Destek bu şekilde. Yani şöyle, bir fiyat yukarıya yükseldi, işte çıktı, almak istiyorsunuz ama nereden alacağınızı bilmiyorsunuz. Düştüğü zaman almak istiyorsunuz. Nereden alacaksınız? Tabii bunu belirleyen destekler vardı. Siz bu desteklere göre alım yaparsınız. Mesela Bitcoin şurada, TL grafiği olarak bakarsak 293 binlerde bir tepe yapmış. Şurası. Burası bizim direncimiz. Dirence de geleceğiz. Şurada 313 diyelim hatta. Burada bir direnç yaptı ve düşüyor. Peki burada alımların nereden geleceğini nasıl anlayabiliriz? Şöyle, desteklerle anlayabiliriz. Mesela destek şöyle. Şurası bizim için önemli bir destekmiş. Neresi? 217.000. Yani bu 217.000 çizgisinde alıcılar var. Alıcılar dediğimiz, bu fiyat hareketini takip eden insanların işte alımlarının, burada alım yaparlar. Kısaca öyle diyelim. İşte bu alımların geldiği yer bizim karşımıza destek olarak çıkar. Şimdi şu çizdiğimiz aşağıdaki ve yukarıdaki, bunlar yatay destek ve dirençler. Direnç de aynı şekilde, ikisini birlikte anlatalım. Destek dediğimiz gibi potansiyel bir alım noktasıdır. Direnç de potansiyel bir satış noktasıdır. Yani buraya geldiğinde genel olarak işte büyükler, bizim yapmaya çalıştığımız şey nedir? Büyüklerin, yani balinaların alım ve satım noktalarını, alış ve satış noktalarını belirleyip biz de onlara göre hareket etmek. İşte bu destek ve dirençler bu işe yarıyor. Yani şöyle yukarıya çıktı, geldi. Biz bu desteği kaç dedik buraya? 217.000 TL bizim için bir destek noktasıdır. Burası, buraya bir daha geldiğinde biz alım düşünebiliriz, diyebiliriz bu şekilde. Peki destek sadece bu şekilde mi? Hayır. Bakın, bu da bir, aslında bir destek. Şuraya direnç dedik ya, 313 binler. Şunu büyüteyim görün diye. Şunu büyüteyim, siz de görün neyden bahsediyorum. 16 yapalım. Tamam. Bakın şurası bir destek. Şurası da bir üstü, bir üst çizgi, bir direnç, 313.915. Şurada görüyorsunuz. Burası bizim için, bunun altındayken bizim için bir direnç noktası. Ve daha sonra bu direnç, bakın burada kırılmış. Kırıldıktan sonra bir miktar yükseldikten sonra gelmiş, tekrar oradan alım gelmiş. Yani ne olmuş?
Burada destek bu sefer, pardon, direnç bu sefer destek konumuna gelmiş. Ki gelmiş buraya bir pullback yapmış. Pullback'i tabii bilmiyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar var daha doğrusu. Bu destek burada kırılmış. Direnç, pardon. Direnç kırıldıktan sonra bakın bir miktar yükselmiş. Şöyle 4 saatlikte göstereyim size. Daha net görürsünüz. Şöyle. Bakın direnç ne dedik? Burası potansiyel bir satış noktası. Bakın burada satışlar tabii ki olabilir. Satan olmuş zaten. Son daha sonra düşmüş. Tekrar yukarı üstüne çıkmış. Alım gelmiş ve daha sonra düşmüş. Şurayı görüyorsunuz. Buradan tekrar, yani dirençten, satılması gereken yerden alınmış. Yani bu sefer bu direnç bizim için bir destek olmuş. Yani destekler, dirençler zamanla destek olabiliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu direnç destek olmuş. Buradan alım gelmiş bir süre. Daha sonra bir süre sonra buranın şu tepesi olan 411.828'lere kadar bir yükseliş olmuş. Ve burası da bizim bir sonraki satış olması muhtemel yer. Daha sonra tabii ki o da aynı şekilde, bu bir yükseliş trendi olduğu için burası destek konumuna gelmiş. Bakın burada kırılmış aynı şekilde. Şuna benzer bir hareket olmuş. Bakın yükselmiş, kırmış, yukarıya gelmiş aşağıya. Sonra yukarı doğru gitmiş. Şöyle çizeyim size de daha net görün. Bakın şöyle gelmiş destekten, burası destek. Sonra dirence gelmiş. Şurada direncimiz vardı ya bizim. Dirence gelmiş. Burada burayı, bu direnci kırmış. Daha sonra gelmiş. Aynı şekilde bu sefer bu direnci destek olarak kabul etmiş. Yani burada satış olmuş. Fakat daha sonra alım geldikten sonra, alış olduktan sonra bir miktar yükseldikten sonra tekrar düşmüş. Biz buna pullback diyoruz. Güzel bir alım noktası. Ayrıca bizim için bir desteğe dönüşmüş. Daha sonra bakın böyle yükselmiş, yükselmiş, gelmiş. Bir sonraki direnci 411.828. Burası aynı şekilde bir direnç oluşmuş. Burada satış gelmiş. Neydi? Dirençlerde satış olur. Desteklerde bakın burası da bizim için bir sonraki destek. Ona yaklaşmış. Daha sonra burada üçlü bir dip yapmış. Daha sonra tekrar yükselişine devam etmiş. Burada bakın dirence gelmiş. Tekrar direnci kırmış. Aynı bu aşağıdaki hareket gibi. Buraya bir pullback dediğimiz hareketi yapmış. Daha sonra yükselişine tabii devam etmiş. Şöyle baktığımızda şunu kaldırayım. Şöyle bir şu şekilde, aynı şekilde destek olmuş. Sonra yükselmiş. Bir sonraki direncimiz neredeymiş? Bakın şurası. Yani buradan satış gelme ihtimali oluşmuş. Bakın burayı zaten direnç olarak görmüş, 463.000. Daha sonra düşmüş. Bakın bizim burada direncimiz vardı ya, kırıldı. Sonra burada destek oldu. Daha sonra kırılmış, burayı destek olarak görmüş. Gene bir 2-3 defa bayağı bir değmiş buraya. Daha sonra tekrar yükselmiş. Bakın dirence gelmiş. Direnci kırmış. Tekrar pullback yapmış. Defalarca aynı hareketi yapmış. Yani burada burası bir destekken, dirençken destek olmuş. Daha sonra burası da aynı şekilde bir dirençken destek konumuna gelmiş, yükselmiş, tekrar düşmüş. Bu şekilde. Sadece bunlar yatay destek ve dirençler. Şimdi şunları ben bir sileyim. Şunları şöyle bir güzelce sileyim. Evet. Şimdi bunlar bizim yatay destek ve dirençlerimiz. Şöyle baktığınızda şu tepeler, tekrar bir söyleyeyim size. Bakın dirençler, burası direnç. Neden satış gelmiş? Burası direnç. Neden satış gelmiş? Burası direnç. Neden satış gelmiş? Pardon. Şurası. Burası aynı şekilde direnç. Neden satış gelmiş? Dirençler bu şekilde. Destekleri de zaten söyledik. Şöyle onları da kırmızı yapalım. Burası destek. Şunu kırmızı yapalım. Veyahut da sarı yapalım. Belli oluyor mu? Kırmızı yapalım. Şöyle belli oluyordur umarım. Burası bir destek. Şurası bir destek. Ondan sonra bakın şurası hem direnç, dirençten sonra destek olmuş. Aynı şekilde buralar da. Bakın burası hem destek hem direnç seviyesi. Yatay destek. Bakın şurası hem destek hem direnç. Bu şekilde destek ve dirençler, yani diplerin oluştuğu yer. Peki bunların ne işimize yarayacak?
Şöyle baktığınızda dönüşlerde bunlar bizim işimize yarayacağını görebilirsiniz. Bakın şurası ilk dönüş neresi? Bakın şu tepe yapmış burada. Sonra düşmüş. Bakın şurada bir destek ve direncimiz vardı. Ne oldu? Destek konumuna dönüşmüş. Bakın burada bir destek almış. Daha sonra yukarıya bir tepki vermiş. Bakın. Daha sonra şu desteği kırmış. Gelmiş onu kırmış. Tekrar aynı şekilde. Bakın tekrar aynı şekilde. Bakın burası kaç defa? Şöyle çizeyim. Hem direnç hem destekti ya. Kaç defa destek ve direnç olarak çalışmış. Daha sonra bakın şurada tekrar bir destek almış. Sonra daha sonra gelmiş kırılmış. Destek, yatay destek ve dirençler bu şekilde. Yani tepelerin ve diplerin oluştuğu yerler. Tabii daha farklı destek ve dirençler de var. Onlara da biraz değineceğiz. Şunları bir kaldırayım. Yani işin özeti destek potansiyel alımların geldiği yer, dirençte satışların geldiği yer olarak aklınızda kalsın. Peki sadece böyle düz destekte dirençler mi var? Hayır. Yatay destek ve dirençler de var. Pardon, yataydı bunlar. Şöyle bakın. Aynı şekilde şunları birleştirelim. Bakın şurası bir destekti ya. Bakın şu çizgiyi çektiğimizde yukarıya doğru. Bakın bu da aynı şekilde bir destek. Birinci destek noktamız bakın burası. İkincisi bakın yükselmiş, tekrar gelmiş bu desteği, bu çizgiye gelmiş. Burası buradan alım gelmiş. Daha sonra bakın burası bir destek. Bakın burası aynı şekilde. Daha sonra burada da destek olarak görmüş fakat biraz yukarıya gittikten sonra bu destek artık kırılmış. Aşağı doğru düşüş gördüğünüz gibi devam etmiş ta ki şuralara kadar. Daha sonra burası bir trend desteği denilir buna ki gördüğünüz gibi destek olarak çalışmış. Buraya fiyat düştükçe alım gelmiş. Alım gelen yerler neydi? Destekti. Direnç ne? Bakın şurası da bir direnç. Bakın birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe, dördüncü tepe, beşinci tepe. Görüyor musunuz? Şöyle. Bakın şöyle çizeyim. Birinci tepe yani direnç, ikinci direnç noktası, üçüncü direnç noktası, dördüncü ve aynı şekilde beşinci direnç noktası. Burası da bir yükselen trend. Hatta buna takoz deniyor. Formasyonlara geldiğimizde söyleyeceğiz belki. Yetişirsek. Bu şekilde destek ve dirençleri görebiliyoruz. Bir önce gösterdiğim yatay destek ve dirençler bunlar da şöyle trend destek ve dirençleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde başka şekilde de var. Başka formasyonları, formasyon destek ve dirençleri de var. Onları da daha sonra bazılarını anlatacağız. Hepsini anlatmayacağız. Şöyle şunu kaldırayım. Bu şekilde destek ve dirençleri. Bakın şurada da aynı şekilde. Şu an şunu kaldırayım. Burası yatay bir trend. Bakın burası şu gördüğünüz yukarı bölüm. Burası buranın direnci. Aşağısı da desteği. Bakın gelmiş. İlk önce bu destekten şöyle göstereyim. Pardon. Destekten alım gelmiş yukarıya dirence kadar. Destekten alım gelmiş dirence kadar. Gene aynı şekilde ara desteklerimiz var bizim. Burası da ana destek. Burası da aynı şekilde. Bakın kaç defa. Burası direnç. Burası da yakın direnç. Gördüğünüz gibi böyle yatay destek ve dirençlerimiz de var. Bir de ara destek ve dirençlerimiz var. Onları tabi farklı formasyonlarla görebiliyoruz. Bu şekilde de burada da görebiliriz. Şöyle gösterirsem. Bakın şurası da bir, şunu belirgin yapayım, ara desteğimiz veya daha sonra direnç olabilir. Bakın şurada biraz daha yaklaştırırsam şu an Bitcoin o dirence gelmiş durumda. Bakın şurada zaten buradan bir satış yiyecek bence. Şu an aşağı doğru tekrar bir şu desteğe doğru gelecektir. Bakın burası da ara destek. Şu an direnç konumunda. Direnç de olabiliyor destekler biliyorsunuz. Bakın şurada destek konumunda. Burada aynı şekilde. Burada. Burada. Hep destek. Bunlar da ara destek. Yani şu ana
Destek ve dirençler arasında ara destek ve dirençler de var. Onları da bu şekilde bulabiliyorsunuz. Ayrıca dediğim gibi başka farklı farklı formasyonlarda bu ara destek ve dirençleri görebiliyorsunuz. Şöyle de bakın, şurada da bir ara direncimiz var. Bakın şurada gelmiş, satış yemiş. Bakın burası aynı şekilde, burası bakın şöyle tam gelmiş. Burası da ara destek ve dirençler bu şekilde mevcut. Bunun bir de tersi var. Şu trendin tersini düşünün. Şöyle grafiği ters çevireyim. Bakın grafiklerde aynı şekilde bir de düşen trendler var. Onların da destek ve dirençleri bu şekilde. Bakın şu an burası destek 2, 3, 4, 5. Bakın dirençler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde destek ve dirençleri bulabilirsiniz. Hiçbir şey bilmiyorsanız bu şekilde destek ve direnç çizip de bir şeyler kazanabilirsiniz. Ama tabii ki bu işi bilmeden, tam öğrenmeden, en azından İyi bir bilgi sahibi olmadan bu işlere girmeyin. Mutlaka teknik analiz öğrenin. Videoların devamı gelecek. Sırayla teknik analiz öğreteceğiz size inşallah. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Videoyu yararlı bulduysanız, bir beğeni atarsanız da bizi mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.